İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Van'daki Surp Astvatsatsin Ermeni Kilisesi çöküşün eşiğinde. Ahtamar, Kars ve Ani. Türk blog yazarı Batı Ermenistan'daki Ermeni mirası hakkında konuşuyor. Batı Ermenistan'ın tarihi yerlerini tanıyalım. Dikranagert'teki Hasuni Mağaraları. Diran Lokmagözyan, Kazakistan ve Türkiye arasında kara kedi mi geçti? Artsakh'ın Shosh köyünde gece saatlerinde yangın çıktı. Gurdjieff adlı müzik topluluğu Batı Ermenistan'dan derlenmiş Ermeni müziğini turne ile dünyaya sundu. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV'yi destekleyelim. Batı Ermenistan'daki Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Mehrabet mahallesinde bulunan tarihi Karmiravank Manastırı içerisinde inşa edilen Kırmızı Kilise diye anılan Surp Astvatsatsin Ermeni Kilisesi kaderine terk edildi. 10. yüzyılda yapıldığı belirtilen Kırmızı Ermeni Kilisesi tamamen yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Korunması gereken kilise gördüğü zararlara ve define avcılarına rağmen ayakta durmaya çalışıyor. Yüksek dağlar arasında inşa edilen kilise kimi kaynaklar tarafından Vaspuragan Kralı 1. Gagik tarafından 10. yüzyılda yapıldığı söyleniyor. Birçok kez tahrip edilen kilise günümüzde de restore edilmeden yarısı yıkılmış halde ayakta duruyor. 1895 yılında yaşanan Hamidiye katliamlarında zarar gören kilise, bunun yanı sıra 1915 yılında yaşanan Ermenilere karşı işlenen soykırımda büyük hasar gördü. Soykırım zamanında kiliseye bağlı Ermeni cemaatlerinin sürgün edilmesi ya da öldürülmesinin ardından boş bırakıldı. Definecilerin kazıp tahrip ettiği kilise kaderine terk edilirken, koruma altına tutulan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kilise için bir onarım çalışması yürütmemesi ise dikkatlerden kaçmıyor. Ermeni kökeni olmayan Türk blog yazarı Argun Konuk, video bloglarının aracılığıyla Türkiye'de işgal altındaki Batı Ermenistan'da kalan Ermeni mirasını sunmaktadır. Genç Türk Argun Konuk, YouTube'da yayınlanan videolarının çoğuna başlarken şöyle diyor: "Videolarımın içeriği siyasi değil. Kültür merkezleriyle ilgileniyorum ve bir Türk olarak ülkemin bütün görüntüsünü göstermekle kendimi sorumlu görüyorum." Argun, Aralık 2020'den bu yana çoğu işgal altındaki Batı Ermenistan'da yaşayan Ermenilere ve orada kalan Ermeni mirasına ithafen çeşitli videolar çekiyor. Makalenin tamamını web sitemizde bulabilirsiniz. Binlerce yıllık tarihi geçmişi olan Batı Ermenistan'daki Dikranagerdin, Silvan ilçesindeki Hasuni yerleşkesi kimi 3, kimi 5, kimi de 7 kattan oluşan 300'den fazla mağaraya sahip bir doğa harikası. Hasuni mağaraları özellikle Hristiyanlığın ilk yayıldığı dönemde bölgenin önemli yerleşim alanlarından biri konumundaydı. Mezolitik dönemden itibaren ilk insanların yerleşimine açılan bu yerleşke ve mağaralar, Yukarı Mezopotamya'nın en eski mağaralarından biri sayılır. Burada yerleşen ilk insanlar tarafından mağaralar arasında kaya merdivenler, sarnıçlar ve su arkları oyularak yapılmış kaya kiliseleri gibi sosyal ve kültürel ihtiyaçları karşılayacak yapılar yapılmış. Mağaralar birbirlerine geçitlerle bağlanırken yıkıntıları bulunan kaya kilisesi ve kilisenin yanındaki mini amfiteyatro bulunuyor. Bu coğrafyada Urartular, İskitler, Persler, Büyük İskender, Partlar, Büyük Dikran İmparatorluğu'na ait uygarlıkların etkili olduğu tespit edildi. Gördüğümüz gibi Batı Ermenistan'ın ve yerli otokton Ermeni ulusunun tarihi bu ve benzer yapılar ile anıtların kanıtladığı gibi binlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Türkolog Diran Lokmagözyan, Kazakistan'daki huzursuzluğa ve bu bağlamda eski Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı açıklamaya değindi. Türkolog'a göre Türkiye'nin sadece Kazakistan'da değil, aynı zamanda Orta Asya'nın Türkçe konuşan halklarıyla geniş kapsamlı planları var ve uygulanması için son 20 yıldır büyük meblağlar harcıyor. Yakın zamana kadar bu programların uygulanmasında Türkiye'nin en sadık yardımcılarından biri Kazakistan idi. Ancak şimdi iki ülke arasında bir kara kedi geçti ve Kazakistan başlattığı devrimi tamamlayamazsa Türk-Kazak ilişkileri daha gerginleşebilir. Her şey Türkiye'nin istediği gibi giderse Kazakistan'da sadece Türk yanlısı değil, aynı zamanda Rus karşıtı ve Amerikan yanlısı güçlerin de etkisi artacaktır. Lokmagözyan, eski Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü üye ülkelerinin Kazakistan'a barış gücü birlikleri göndermesinden rahatsız olduğunu ve Kazakistan'ın şu anda Ermenistan Cumhuriyeti'nin başkanlık yaptığı Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'ne yardım başvurusunda bulunmasından duyduğu endişeyi dile getirdi. 8 Ocak saat 4:16'da bir Stepanakert sakini Askeran bölgesine bağlı Shosh köyünde ilk bilgilere göre bir battaniyenin alev aldığı bir yangın ihbarında bulundu. Arsak Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'nın acil durumlar servisine göre bir itfaiye birimi ve kurtarma ekibi halka yardım sağlamak için hemen olay yerine gitti. Yangın 5:15'te kontrol altına alındı ve 5:47'de söndürüldü. Shosh köyü sakini GS'ye ait battaniye ve içindeki eşyalar tamamen yandı. Yangın çevredeki binalara sıçramadı. Can kaybı mevcut değil. Durum Devlet Yangın ve Teknik Güvenlik Servisi tarafından araştırılıyor. Gurdjieff adlı müzik topluluğu 2021'i yurt dışı turlarıyla tamamladı. Topluluk Fransa, Belçika, Hollanda, Macaristan ve Lüksemburg'daki prestijli konser salonlarında sahne aldı ve ayakta alkışlandı. Grubun dünya turu Hollanda'nın en popüler festivallerinden biri olan Kasım Müziği çerçevesinde başladı. Topluluğun sanat yönetmeni Levon Eskanyan'a göre tüm konserler iyi geçti. Ancak özellikle Bartok ve Gomitas adlı konser programıyla Macaristan'daki MÜPA Budapeşte konser salonunda gerçekleşen akşamı önemsedi. Konser çerçevesinde Bela Bartok tarafından 1930'larda Batı Ermenistan'daki Ermeni köylerinden derlenen halk ezgileri çalındı. Bartok 20. yüzyılın en büyük bestecilerinden biridir ve halk müziği toplayarak klasik müzikte yeni bir dil yaratmasıyla ve aynı işi yaptığı için Gomidas ile Bartok arasında sıklıkla paralellik kurulur. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Vesten Armenya TV kendi reklamını yapmamaktadır. Yıllarımızın çalışmaları yurttaşlarımız arasında vatan ile bağın geliştirilmesini ve sürdürülmesini amaçlamaktadır. Bu tarihi süreçte ulusal taleplerimize sahip çıkmak hepimizin görevidir. Karşılaştığımız zorluklara ve meydan okumalara karşı birlikte hareket etmek, zamanımızın uluslararası ilişkilerde maalesef göz ardı edilen adil haklarımızı tesis etmek. Mücadelemiz sonsuz, zafer ise kaçınılmazdır. Batı Ermenistan, birlikte geçeceğimiz bu zorlu yolda aktif desteğinizi bekliyor. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Siz yoksanız biz bir eksiyiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size 1722-1795 yılları arasında yaşamış olan Ermeni Aşur Sayatnova'nın Tatul Altunyan adlı devlet şarkı ve dans topluluğu tarafından icra edilen Ermeni halk şarkısı Yisme Garip Bulbulibes adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.